Kız bizi görür görmez dağıldı. Dağılır tabii. Nasıl? Ha. Yani patronuyla tanışmaya geldi ya, o yüzden dedim. Öyle mi diyorsun? Yok, başka bir şey var. Yani sadece bu sebepten dolayı bir insan böyle olmaz. Görmedin mi kızı? Eli ayağı dolandı. İki çift lafı bir araya getirip söyleyemedi. Masadakileri yerlere dağıttı. Ya, acaba kızın bir hastalığı falan mı var? Orada dur bakalım. Ozan, ne oluyor? Nedir bu tepki? Yani bu olaydan sonra sen iyice değiştin. Bana bak, sen bu kızı tanıyor musun? Ne tanıması ya? Evine geldik, o yüzden dedim. Tanımıyorsun yani. Bak hala ne diyorsun? Tanımıyorum dedim ya. Hem ben hayatımda zaten daha önce öyle yürüyen bir felaketi görmüş olsaydım ya hayatta kalmazdım ya da kör topal olurdum herhalde. Hem kızın gözlerini görmedin mi ya? Böyle kocaman, çipil çipil, değil mi? Ayaklı nazar paketi gibi maşallah. Yok, görmedim ben daha önce. Görmedim. Görünce de şok oldum zaten. Bak ellerim titriyor. Sen çok komik adamsın ya. Öyleyimdir. Çok komiyimdir zaten. Ya bir şey soracağım sahi. O kız kim ya gerçekten? Ha? Kuzenin sana bir şeyler söylemiştir herhalde. Biz kuzenimle beraber büyüdük abi, kardeş gibi. Aynı evde yaşadık. Çok hassas bir çocuktur. Hemen hasta olur. Hoş hala öyle ya. Bir ton alerjisi var. O yüzden işlerini güçlerini hep evde yürütür. Dışarı çıkmaz pek. Çok çalışkandır ama. Yani zaten elinde başka da bir işi yoktur. Ya hani hatırlasana. Ya işte tatsız bir olay yaşadık ya. Ondan rica ettim. Dedim benim yerime birkaç toplantıya girebilir misin? Orada tanışmışlar Nazlı'yla. Serdar az kalsın öldürüyormuş. Ah, becerememiş ki. Ama neşesiyle, doğallığıyla bayağı etkilemiş Serdar'ı. Hoşlanıyor ondan. Hatta neredeyse aşık diyebilirim. Ozan, iyi misin? İyiyim ya. İyiyim ben, iyiyim. Bu kadar şeyden sonra kovarsın onu herhalde, değil mi? Yok ya, ne kovması, deli misin? Serdar bunca zamandan sonra kendini o kadar iyi hissediyor ki. Değil kovmak, kıza şirketin anahtarlarını versem yeridir. De, garip bir kız. Ozan ya, hiç eve gitmek istemiyorum. Gidip bir yerlerde laflasak mı? Bak hala ne diyorsun? Yok öyle. Bak şimdi gidip direkt yatağına yatıyorsun ve ben seni sabah erkenden, ama bak erkenden alıp şirkete götürüyorum. Tamam mı? Madem bu kadar mutlu kuzenin, bu gece olanlar onu çok üzmüştür. Hem yazık çocuğa, divane olmuş şebek. Şeftali. Şeftali ya. Şeftali gibi kalmış. Yarın onun yanında olmak lazım ama, değil mi? Hadi. Haklısın. Tamam. Yarın sabah beni burada. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ah ulan Nazlı, ah be. Ben seni başkasına yar eder miyim sandın? Göreceğiz.